Elazığ'da normalleşmenin ilk gününde sokaklar ve caddeler doldu taştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kademeli normalleşme sürecinin ayrıntılarını açıkladı. Son tabloya göre Elazığ'ın orta riskli iller arasında yer almasıyla birlikte bazı kısıtlamalar kaldırıldı. Ne diyecek daha iyi oldu işte bir tarafta sokağa çıkma olması için. Yani millet biraz gelsin alışsın. Yani... Peki sizce tekrar artar mı pandemi? Yok artmaz da ne artacak da bu kadar hapsi. Yavaş yavaş açılacak her taraf. Vallahi ben şantiyedeyim zaten. Sokağa da çıktığım yok. Arada sırada şöyle bir çıkıyorum. Hiç alakadar olmuyorum ya. Peki sizce bu süreçte artar mı pandemi tekrar koronavirüs vakaları? Kendimiz önlem almazsak mutlaka artar. Siz katılıyor musunuz esnetilmesine? Olması gerekiyor muydu? Vallahi olmasa da bir sıkıntı, olsa da bir sıkıntı. Vallahi bir yandan güzel, bir yandan korkuyoruz yine artabilir mi diye. Erken mi oldu diye. İnşallah da yani artmaz Elazığ için. Yani insanlar artık sıkıldı yani dört duvarın içinde. İlk kaldırılan kısıtlama hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması oldu. Ancak haftanın tüm günlerinde akşam 9 ila sabah 5 arasındaki sokağa çıkma kısıtlaması devam edecek. İnşallah her şey eskisine döner. Yani yavaş yavaş aşılamadan sonra inşallah her şey eskisine döner. Artık hafta sonu vatandaşlar sokağa da çıkabilecek. İyi, güzel. En güzel haber. Peki sizce vakalar artar mı? Kısıtlamalar azaldı ya. Aşıdan belki fazla olmaz ama aşı olmazsa mutlaka yükselir yine. Yani herkes aşı mı olmalı? Tabii aşı faydası varsa aşıdan belki de vakalar azalır. Yoksa herkes tekrar sokağa çıktı mı mutlaka yükselme olur. Sokağa çıkma süresi kısıtlı olan 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlar için de kısıtlama kalktı. Artık onlar da istedikleri saatte dışarı çıkabilecekler, toplu taşıma araçlarına binebilecekler. Ben Elazığ'ı, halkımı seviyorum. Elazığ kuruna bitecek, kısıtlama bitecek. Yine de Recep Tayyip Erdoğan. Ben her zaman dua ediyorum sizlere. Sizlere dayanamıyorum. Kurban olan ben sana. Saygım var. Her zaman yanında. Allah bunlara yardım etti. Yani işte görüyorsunuz. Sosyal mesafe diye bir şey yok. Buna dikkat etmek lazım. Temizliğe dikkat etmek lazım. Yani ben bir senede daha dışarıdan bir şey yiyip içmedim mesela. Bunlara dikkat etmek lazım. Vallahi iyi olmuştur ya. İnsanlar biraz nefes alır. Yürümeyenler yürümeye başladı. Ayaklarını biraz daha rahat eder. Efendim yaş kaç? 75. 75. Sizler için de kısıtlama kaldırıldı. Artık süreli çıkmıyorsunuz. Sizce iyi mi oldu, kötü mü oldu? İyi oldu, iyi oldu. Hiç kötü oldu olur mu ya? Gayet güzel oldu. Peki aşı vurdular mı sizlere de? Koronavirüs İki aşı oldu. Olduk, iki aşımız olduk. İki aşımız da oldunuz. Evet, şükürler olsun. İyi Peki oldu. Neler söyleyeceksiniz bu süreçle ilgili? Sizce artar mı kısıtlamalar valla, azaltıldı? Valla biz uyarsak ondan sonra düşer. Uyumazsak ondan sonra başıboş gibi gezersek tabii ki artar yani. Aslında milletten geçer. Ne varsa bizde. Yanlış da bizde, doğru da bizde de. Biz ara... uzun zaman sonra böyle rahatça dışarı çıkabildiğiniz kısıtlama olmadan neler hissettiniz ilk çıktığınızda böyle rahat? Kendimizi rahat hissettik, huzurlu hissettik. Vallahi 65 yaştan çok ben, gençler daha çok dikkatsiz. Ve ben gençlere daha kısıtlama gelmesini istiyorum daha doğrusu. Ve esnaflar, belki de en çok onların gözü Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gelecek haberdeydi. Onlar için de kısıtlamalarda esnetilme yapıldı. Artık onlar da dükkanlarını belirli saatler arasında açabilecekler. Evet, 20 Kasım'dan beri paket servisimiz vardı. Kısıtlama pandemi süreciyle sadece kapı önünde servis yapabiliyorduk. Bir de esnafa çay verebiliyorduk. Dün açıklamalardan sonra 2 Mart itibariyle, yani bugünden itibaren daha müşterilerimizi alabiliyoruz. Sabah 7, akşam 7 şeklinde hizmet vereceğiz. Tüm Elazığlılara müşterilerimizi bekleriz. Ya valla 11. aydan beridir zaten kafeler, restoranlar, çay ocakları ve kahveler kapalı durumdaydı. Düneyinden itibaren açıklanan kararlara yönelik bugün tekrardan halkımıza hizmet vermeye başladık. Tabii gereken önlemleri halen almaya devam ediyoruz halkımızın sağlığından. Ne gibi önlemler alıyorsunuz? Mesela ne gibi? Çalışanlarımızın hepsinde maske, eldiven, benzeri şeyler kullandırıyoruz. Karekod sistemi bizde var mesela. Siparişleri tablet üzerinden ve menü üzerinden değil de telefon üzerinden verebiliyorlar. Bu sayede virüsü biraz daha engellemiş oluyoruz. Tabii halkımız da buna biraz daha dikkat edebilirse
tüm milletimiz için iyi olabileceğini düşünüyorum. Kapalı mekanlar açıldı, cadde ve sokaklarda ayrı bir heyecan başladı. Ama şehir olarak tedbiri elden bırakmamalıyız. Yoksa kapalı günlere dönmek an meselesi. Yani esnaflarımız için iyi oldu. Birçok esnaf kirasını ödeyemiyor, sıkıntılar yaşıyorlar. Onlar için iyi oldu ama çarşı lebalep dolu, kalabalık çok. Yani bu şekilde hastalığın yayılma imkanı daha fazla. İnsanlarımızın da kendi bireysel tedbirlerini alması lazım. Esnetilme sizce vakaları arttırır mı? Düşmüşken tekrar böyle esnetilme olması, vatandaşların sokağa çıkması vakaları arttırır mı sizce? Evet, tabii ki arttıracaktır yani. Belki bir süre sonra burası en riskli bölge olacaktır. Çünkü şu hale bakın yani, bütün insanlar sokakta.